Mevsimler geldi geçti. Dünya güneş etrafındaki dönüşünü tamamlamak üzere bir yılı geride bırakıyoruz böylece. Yeni yıl kapıda biliyorsunuz. Hristiyanların ise Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Noel gününde Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartolomeos yönetti. Turistler de büyük ilgi gösterdi. Ben çok heyecanlıyım, çok mutluyum çünkü Hazreti İsa'nın doğum günü bugün ve bugünü biz kilisede karşılıyoruz ve bayramı kutluyoruz. Mumlar yakıldı, dua edildi. İstanbul Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı. Patrikhanenin içinde bulunan Ayayorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayin sabah saat 9'da başladı. Ayini Fener Rum Patriği Bartolomeo yönetti. Kiliseye gidenler girişte sıraya girdi. Mumlar yakıldı, dua edildi. Ayine ilgi yoğundu. Bartolomeo önderliğinde ilahiler okundu. Ayine Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra İstanbul'da bulunan turistler de katıldı. Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesinde birçok kentte Noel ayini düzenlendi aslında. Bir araya gelen Hristiyanlar gelecek yeni yılı iyi dileklerle karşıladı. Mumlar yakıldı, dualar edildi. Hristiyanlar Noel ayininde buluştu. Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel'i Hristiyan aleminin büyük bölümü 24 Aralık'ta kutluyor. Noel nedeniyle birçok kentte ayin düzenlendi. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Sen Antoine Kilisesi'ne gidenler mum yakıp dua etti. Mersin'deki kilise de yoğundu. Ziyaretçiler gelecek yeni yıl için iyi dileklerde bulundu. Ayinde ilahiler seslendirildi, İncil'den bölümler okundu. Hatay'da da Noel heyecanı vardı. Antakya'da düzenlenen ayine birçok kişi katıldı. Mega kent İstanbul'da yılbaşına hazırlandı. Şehrin en turistik noktaları yılbaşı süslemeleriyle donatıldı. Cadde ve meydanlar ışıklandırıldı. İstanbul 2023'ü karşılamaya hazırlanıyor. İstiklal Caddesi'nden Nişantaşı'na, Kadıköy'den Dolmabahçe'ye kadar caddeler bir bir ışıklandırıldı. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri bazı noktalara 2023 yazıları astı. Yılbaşını simgeleyen objelerle ışıklandırma yapıldı. Kimileri hatıra fotoğrafı çekildi. Bazı noktalara süslenen çam ağaçları konuldu. Hazırlıklar hafta boyunca sürecek.